İlçemizin bahanesi Yıldırım Beyazıt Han'ın cesaretini, devleti yeniden derleyip toparlayan Çelebi Mehmet Han'ın ferasetini ve gönüllere taht kurmuş olan Emir Sultan'ın manevi şahsiyetini kendimize rehber edinmiştik. Ve Yıldırım'ın geleceği için hem kenti inşa etmeye hem de nesillerimizi ihya etmeye gayret ettik hamdolsun. Onun için Yıldırım'da çocuk olmak, kadın almak, genç olmak ayrı dedik. Birçok projeye imza attık. Aslında bugünü inşa ederken biz geleceğimizi tasavvur ediyoruz, geleceğimizi tasarlıyorduk. İlçemizin en büyük önceliğinin imar ve kentleşme olduğunu kabul ederek çalışmalarımıza başladık. 70'li 80'li yıllardan sonra otomotiv sektörünün Bursa'da gelişmesiyle birlikte kentimiz çok hızlı büyüdü. Ancak bu hızlı büyüme maalesef düzenli bir şekilde olmadı. Zamanında yapılamayan planlar veya yapılan, bozulan, mahkemelerce iptal edilen, tekrar yapılan, böyle 3-5 defa yenilenen planlar var. Bu yapboza dönen imar planlarıyla bir yere varılamayacağını görmüştük. Öncelikle dedik ki buna bir yasal zemin hazırlayacağız. Bir daha geri dönmeyecek şekilde. Hamdolsun bununla ilgili bir kanun tasarısı önerimiz oldu. Bu da bakanlığımızca, milletvekilliğimizce gerçekleşti. Ve bu noktada Yıldırım'dan çıkan, Yıldırım'daki problemleri kalıcı bir şekilde çözecek bir kanun tasarısı meclisimizden geçti. Bununla beraber biz imar planlarımızı yapmaya, imar uygulamalarımızı gerçekleştirmeye başladık. Bugüne kadar 10 binden fazla hak sahibine yeni tapularını teslim ettik. Bir sessiz devrimdir. Bu imar planları ve imar uygulamalarıyla birlikte hem alternatif güzergahlar oluşturduk hem de yollarımızı yeniliyoruz. Ankara-İzmir yolu Bursa'nın doğu-batı aksındaki tek ulaşım ağı. Şimdi buna biz yeni iki tane alternatif güzergah oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi hemen Uludağ'ın eteği kısmında, yani bizim Haşim İşcan'dan Kestel Çimento Fabrikası'na kadar düz bir yolda gidebileceğiniz şekilde Ankara Caddesi'ne alternatif bir güzergah oluşturuyoruz. İşte Haşim İşcan Caddesi, Eğitim Caddesi, Kasımhamit Önal'ın Bulvarı, Edikli'de Efrak Caddesi'ni şimdi onu inşallah Değirmenönü Otosansit bölgesinde yaptığımız köprüyle birlikte Kestel Çimento Fabrikası'na kadar uzanacak bir alternatif üretiyoruz Büyükşehir Belediye'mizle birlikte. Bunu büyük ölçüde gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda da çevre yolunu Gürsu'daki 35'lik yola bağlayacak şekilde alternatif güzergahımızı da açacağız. Orada da imar planımızı tamamladık. İmar uygulamamızı gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda inşallah orada da çalışmalara başlayacağız. Dönemimiz içerisinde 260 bin ton asfaltlı sokaklarımızla buluşturduk. Yine meydanlarımızda, kaldırımlarımızda çok ciddi parke ve bordür düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bursa'da sadece Yıldırım'da, Yıldırım Belediyesi'nin asfalt tesisi var. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesi var tesisimizin. Bu bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde. Biz de hem kendimize kaynak oluşturalım hem de kamu çok uygun şartlarda asfalt elde etsin diye paydaşlar edinmeye başladık. Hem Bursa'daki belediyelerimiz hem de Bursa dışındaki yakın şehirlerdeki belediyelerimize asfalt satışı gerçekleştiriyoruz. Kadim bir kente sahibiz. Kadim kimliğimizi korumak adına da çok ciddi restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda 7 tane tarihi binamızın, Selim Mimari Örneği yapının restorasyonunu gerçekleştirdik. Cumalı Kızık bizim UNESCO'ya ait bir tarihi köyümüz. Şimdi yeni bir köy daha inşallah bu anlamda kazandırıyoruz. İsa Bey bizim son dönem Osmanlı mimarisinin içinde barındıran önemli köylerimizden bir tanesi. Burada köy camisini akabinde bir köy konağının restorasyonunu gerçekleştirdi. Şimdi orada kadın kooperatiflerimiz hizmet veriyor. SB Kadın Kooperatifimiz. Burada da onlara teslim ettik. Siz burada burayı canlı tutun. Eğer siz burayı canlı tutarsanız bundan sonra bu köydeki tüm yapıları yenileyeceğimizi ifade ettik. İnşallah önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmayla birlikte Cumalı Kızık'la birlikte ikinci bir köy daha kazanmış olacağız. Çocuk kütüphanesi açtık.
6-12 yaş arasındaki çocuklarımıza hitap eden bir çocuk kütüphanesi. Bu çocuk kütüphanesinde ayrı bir özelliği var. Sadece ödünç kitap vermiyoruz, ödünç oyuncak da veriyoruz burada. Çocuklarımızın emanet bilincinin gelişmesini de önemsiyoruz bu noktada. Uyumayın kütüphanelerimizin devamı geliyor. Yakın bir zamanda Karapınar'da açacağız. Karapınar'daki gençlik merkezimizde açacağız inşallah. Akabinde Karaağaç mahallemizde Umur Bey, Boğularak bölgesinde yaptığımız yine tesisimizde bir kütüphane olarak hizmet verecek. Yine bunlardan bir tanesini de Sadık Ahmet inşallah kazandıracağız. Sadece kütüphaneler değil, spor noktasında da Bursa'da en çok sporcunun olduğu, en çok spor merkezinin olduğu için Yıldırım yapmaya gayret ettik. Öyle de sözümüz vardı. Hamdolsun bu dönem içerisinde 22 tane spor merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Düzeltiyorum, birkaç tanesi henüz bitmedi. Yakın bir zamanda tamamlanacak. Ama 22 spor tesisi inşallah bu dönem içerisinde Yıldırım'da, hemşehrilerimizde buluşmuş olacak. Bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu da var. Halı sahalarımız da var. Kapalı semt salonlarımız da var. Kadın spor merkezlerimiz de var. Sadece şu geçtiğimiz yaz döneminde 40 gün evladımız bizim spor merkezlerimizden istifade etti. Bugün yaptığımız işlerden sizlere kısa kısa, hızlı bir şekilde açıklamaya gayret ettim. Sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Projelerimizin büyük bir kısmını sizlere birazdan takdim edeceğimiz kitaplarımızda, kitapçıklarımızda var. Özetle şunu ifade ediyoruz. Yıldırım'da bereket var. Bunu görüyoruz. Çünkü insan taşın, toprağın arasında aslında biraz da kendisini inşa ediyor. Onun için biraz önce burada hep insan hikayelerinden bahsettik. Biz yaptığımız her işte insana ne kadar hizmet ediyor. Buna baktık. Bu açıdan projelerimizi değerlendirdik. Yıldırım'ın geleceği için çalışmaya inşallah bundan sonra da devam edeceğiz nasip olursa. Ne varsa Yıldırım'da var ve Yıldırım'ın geleceği için biz varız diyorum. Hepinize dinlediğiniz için, davetimizi icap ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.